Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi karemizdeydik. Kare testlerini çözüyorduk. Buradaki 9. köşe taşına kadar gelmişiz dostlarım. Hemen şöyle odaklanmasını falan bir ayarlayalım. Zoomlayalım önce, bir yakınlaştıralım. Bu gayet iyi. Şu odaklanmayı da bir bitirelim. Evet. Hadi bakalım. Başlayalım. Vira bismillah diyelim. ABCD kare, KC'yi 4 vermiş, oraya 6 vermiş, X nedir diye bir soru soruyor. Yani karenin bir kenarını istiyor bizden dostlarım. Şimdi karedeki en çok karşımıza çıkan durum benzerlik yapmak arkadaşlar. Şöyle dik üçgenler olur genelde kare sorularında ve biz buradan benzerlik yaparak aranan özelliği buluruz, aranan kısmı buluruz. Bakın şurada bir dik üçgen burada var. Bir dik üçgen de şurada var. Hemen bunların benzerliğini gösterelim. Şuna A açısı dersek. A 90, buraya B'yi yapıştırdım. B 90, şuraya A dedim. A 90, buraya da B'yi yazdım. Gördüğünüz gibi iki üçgenin açıları tıpatıp aynıysa biz bu üçgenlere benzer diyorduk. Hadi benzerlik oranlarını yazalım şimdi de. Diyelim ki küçük üçgende A'nın karşısına 4 düştü. Büyük üçgende A'nın karşısına 6 düştü. Bakın 4 bölü 6'ymış bunların benzerlik oranı. Hatta sadeleştirirsek 2 bölü 3'müş. Sonra küçük üçgende B'nin karşısına bir harf yazalım. K diyelim. Küçük üçgende B'nin karşısı K. Büyük üçgende B'nin karşısı karenin bir kenarı. Peki ne oldu karenin bir kenarı? Bakın K'yı yazdıktan sonra 6 artı K oldu. O halde buraya da 6 artı K mı yazdım? Hadi içleri çarpalım, 6K olur. Dışları çarpalım, 24 artı 4K gelir. Buradan 2K eşittir 24. K eşittir 2, gel, 12 geldi dostlarım. K'yı 12 bulduk. Peki K 12 ise benim karemin bir kenarı 12 ile 6'nın toplamıdır. 18'i yapıştırdım. Evet, 2 numaradayız. 3'ü 5'i gördük. Kare olmuş. ABCD karesinin çevresi acep nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi karemizin bir kenar uzunluğuna x diyelim biz dostlarım. O halde şuranın da x olduğunu göreceğiz. Şimdi şurada bakın benzerlik yapıyorum. Şu kenarın şuraya paralel olmasını konuşuyorum dostlarım. Küçük üçgenin alttaki kenarı 5. Büyük dik üçgenin alttaki kenarı 5 artı x. O halde 5 bölü 5 artı x eşittir. Küçük üçgenin paraleli 3. Büyük üçgenin paraleli x. Hadi içleri çarpalım. 15 artı 3x. Dışları çarpalım 5x. Buradan 2x eşittir 15. X eşittir 7,5 geldi. Bize neyi soruyorduk? Karenin çevresini. Bir kenarı x ise bütün kenarları x olacağı için karenin çevresi 4x'tir. Biz 2x'i 15 diye biliyorsak 2 ile çarparız. 4x'i de 30 buluruz. Evet, tıpkı birinci soruda olduğu gibi bakın iki tane dik üçgen görüyorum yine burada. Hemen bir benzerlik yapmaya çalışalım dostlarım. Şunların açılarını A diyelim, 90 B. B 90 A. A 90, burası da B. Bakın bunun 90'ın karşısı 4 kök 5. Bunun 90'ının karşısı 8 kök 5. Yani büyük üçgen küçük üçgenin 2 katı olacakmış dostlarım. Küçük üçgende A'nın karşısına ben bir K yazarsam büyük üçgende A'nın karşısına 2K yazacağım. Peki küçük üçgende hatta bakın ne geldi? Karenin bir kenarı 2K. O zaman benim X dediğim uzunluk da 2K. Hatta şuranın da 2K olması lazım. Şuraya K kaldı. Ve bakın şu dik üçgende artık Pisagor yaparsam soruyu çözerim ben. Hatta şunu görelim. K 2K. Pisagor yapmaya da gerek yok. Biri diğerinin 2 katı olduğu takdirde hipotenüs ne olacaktı her zaman? Küçük olanın yani K'nın kök 5 katı olacaktı. Peki 8 kök 5 K kök 5'e eşitse demek ki K dediğimiz şey 8. Bize 2K'yı soruyordu, 16. Hemen geçtik 4 numaralı sorumuza. Evet, ABCD yine bir kare ve bakınız yine 2 tane dik üçgen görüyorum. Şuraya A diyelim, şuraya B. Şimdi A 90, B oldu bu.
Peki şuranın tamamı 90 olduğu için şuraya da mecbur A yazdım. A 90, şuraya da B'yi yapıştırdım dostlarım. Bakın şunlar da eşitmiş, KK diyelim. Bu durumda karemin bir kenarı 2K, şurası da 2K oldu. Hadi şimdi benzerleyelim. Küçük üçgende B'nin karşısına 2K düştü. Yani küçük üçgen dediğim şu üçgende arkadaşlarım. Bu arada bir yeri de 10 kök 5 vermiş. O zaman tamam. DE'yi 10 kök 5 vermiş arkadaşlarım. Biraz daha kolaylayabiliriz o halde şimdi işimizi. Şimdi bu DE'yi normalde az önceki soruda yaptığım gibi K 2K ise normal şartlarda K kök 5 olur. Bu da 10 kök 5'miş. O halde biz K'yı buradan 10 diye bulduk. Yani şurası 10, şurası 10, karenin bir kenarı 20. O halde bu da 20, bu da 20 çıktı. Şimdi artık benzerliği yapabilirim. Küçük üçgende, yani taradığım üçgende B'nin karşısı 20. Şuraya yazalım 20. Bölü üstteki üçgende B'nin karşısı x eşittir. Alttaki üçgende 90'ın karşısı 10 kök 5. Üstteki üçgende 90'ın karşısı da 20. Hemen şu 10 ile 20'yi sadeleştirelim. 2 yapsın burası. 2 ile 20'yi çarpalım dostlarım. 40 eşittir x kök 5'e. Şimdi hemen kök 5'e bölelim her iki tarafı. Şuradan yazayım. X eşittir 40 bölü kök 5 geldi. Kök 5 paydada olduğu için ne yapacağım? Hem payı hem paydayı kök 5 ile genişleteceğim. Burası 5 yapar. 5 ile de 40'ı sadeleştirirsem 8 kalır. Yani x eşittir 8 kök 5 çıktı dostlar. Evet, 9 numaralı köşe taşı tamamdır. Geldik 10 numaralı köşe taşımıza. Evet, klasik bir soru. Eş üçgen sorusu arkadaşlarım. Bu cevap direkt 6. Öncelikle onu söyleyeyim. Nasıl yaptığını öğretmenim. Bakın şöyle. Şimdi şurada bir üçgen var. Bu üçgeni bir görün arkadaşlarım siz. Bakın küçük karenin bir kenarına A dersem şu da A. Büyük karenin şu kenarına B yazarsam bu da B. Sonra şu açıya ne diyelim? Alfa diyelim. Şuna beta diyelim. Bakın alfa ile betanın toplamı 90. Burada da bir 90 derecemiz var kareden dolayı. O halde şu da alfa geldi. Ve bakın demek ki bu üçgen kenarları şöyle. Şimdi bu üçgeni tarif edersem A kenarı var, B kenarı var ve ikisinin tam arasındaki açı aynı alfa. Şimdi bu üçgeni tarif ediyorum. A var, B var ve yine aralarındaki açı alfa. O zaman İki kenar ve aynı yerdeki açıları eşit olduğu için bu üçgenlere eş üçgenler diyor. Yani burada alfanın karşısında 6 varsa mecbur burada da alfanın karşısında 6 olacak diyebilirsiniz dostlarım. Evet, buna bakıyoruz. Yine bir eş üçgen sorusu arkadaşlar. X direkt 6 gelecek aslında. Ama biz yine de normal yolumuzla çözelim bunu isterseniz. Bakın hatta şöyle yapalım dostlarım. Nereden çözeyim? Yani şu yamukların eşitliğini göstereyim diyecektim ben aslında. O geldi ilk önce aklıma. Şurada bakın bir yamuk var. Şu yamuk. Bu yamuk kenarlarına bakın. Karenin bir kenarı. Karenin bir kenarı dik yamuk görüyorsunuz. Şuna bakın bir de diğerine. Onu da şöyle göstereyim. Şu yamuğa bakın bir de arkadaşlarım. Bakın yüksekliği karenin bir kenarı, karenin bir kenarı dik yamuk. Aynı yamuklar yani bunlar. Eş yamuk diyebiliriz biz bunlara. Eş yamuksak bunun da şu ne diyelim buna? Üst kısa kenarı, bunun da üst kısa kenarı aynı olmak zorunda. Yani x eşittir 6 gelmek zorunda diyebiliriz dostlar. Ha, bunu şöyle de yapabilirdik. Tabii daha farklı üçgenlerin yönteminden de yapabilirim. Mesela şuraya y diyelim. Bakın şuradaki dik üçgen A 90 B dik üçgeni. Sonra A 90 şurası da B, şurası da A. Bakın A 90 şurası da B. Şimdi şu dik üçgene bakın arkadaşlarım. Bakın onu kalın yapıyorum şöyle. A B 90 ve B'nin karşısı karenin bir kenarı. Sonra da şu dik üçgene bakın. Şuna. A 90 B ve B'nin karşısı karenin bir kenarı. İşte bunlara eş üçgen diyoruz. Madem ki eş üçgenler bunlar öğretmenim. Burada A'nın karşısı Y ise burada da A'nın karşısı Y olmalı. Karenin bir kenarı 6 artı Y. O zaman burası da 6 artı Y olacak. X eşittir 6 gelecek diyebiliriz.
Evet, yine bir eş üçgen sorusu arkadaşlarım. Hadi gelin şunların, şu üçgenlerin eşliğini ispatlayalım. Şuraya A diyelim, 90 B. Şimdi tabii siz ilk bakışta bunların eş olduğunu görmeyebilirsiniz arkadaşlarım. Ama neyi bileceksiniz siz? Karede dik üçgen sorusu varsa, karenin içinde üçgen görüyorsam ben, benzerlik yapacağım diye başlayacaksınız soruya. Şimdi benzerlik için de açıların eşitliğini ispatlamalısın. Hemen dik üçgenlerden birinden başlıyorum. Canım hangisinden isterse bir açısına A yazıp başlıyorum dostlarım. A 90 B. Şimdi şurası 90 olduğu için B 90 A, A 90, şuraya da B kaldı. Şu anda bunlar benzer. Bir de bakıyorum ki bak, bunun 90'ının karşısı karenin bir kenarı. Bunun da 90'ının karşısı karenin bir kenarı. Yani benzerlik oranları 1 diyorum. O zaman bunlar eş üçgenlerdir diyorum. Burada A'nın karşısı 5 ise burada da A'nın karşısı 5. Burada B'nin karşısı 2 ise burada da B'nin karşısı 2. Hatta şu karenin bir kenarına x diyelim. Hemen x kare neye eşitti? 5'in karesi 2'nin karesi. Yani 25 artı 4'ten 29 geldi. Bak bana neyi soruyor? Karenin alanını. Yani x kareyi soruyor zaten arkadaşlarım. Bir kenarının karesiydi karenin alanı. Dolayısıyla cevap zaten 29. Evet, yine karemin içinde dik üçgenler görüyorum. Yine benzerlik yaparak da bulabilirim. Hatta çok yüksek ihtimalle eş üçgen çıkar bunlar arkadaşlarım. Şöyle bir başlayalım isterseniz. Şu açıya A diyelim. Şurası 90. Şuraya B yazalım. A 90, B oldu burası. Bakın şimdi şu kenar karemin bir kenarı. Hatta şöyle yazayım mı? A diyeyim. Yok, A demeyeyim bu sefer. K diyeyim. M. Buna K dediysem bu da K. Burası M ise K artı M. E bu da K artı M. Şimdi şu üçgene bir bakın arkadaşlarım. Şuna. Şimdi kenarları K, K artı M ve tam aradaki açı 90. Bir de şu üçgene bakın dostlar. Onu da şu siyahla tarayayım. Bunun da bir kenarı K, bir kenarı K artı M ve yine aralarındaki açı da 90 olduğu için bunlar eş üçgenler. Eş üçgense bak, buradaki K'nın karşısına A açısı yazdıysam bu K'nın karşısına da, yani şu açıya da A yazmak zorundayım şuraya. Ve A ile B'nin toplamı 90'dı. Bakın burada A var, B var. O zaman şu açıya 90 kaldı. Yani şurası 90. İşte buranın 90'lığını ispatladıktan sonra bakın Öklit yapacağım. Diklikten diklik indi. X kare eşittir 4 ile 1'in çarpımı. H kare eşittir P çarpı K. X kare eşittir 4. X eşittir 2 geldi. Evet, 10. sorumuz, köşe taşımız da tamamdır. Şimdi geldik 11 numaralı köşe taşımızın sorularını çözmeye. Evet, yine klasik bir soru arkadaşlarım. Bakın bu şekli dördünde de aynı muhabbet var buradaki köşe taşımızda. Şöyle yapıyoruz dostlar. Köşegenleri çiziyoruz ikisinde de. Köşegenleri çizdiğimizde arkadaşlarım, şuradaki üçgen ile şuradaki üçgen eş oluyor. Sonra şu üçgen ile şu üçgen eş oluyor. Bunları bilmeniz sizin için yeterlidir dostlarım. Bunların eş olduğunu bilmen yeterli. Dolayısıyla x eşittir 7'yi hemen paketleyebilirsin. Şimdi ben ilk sorumuz olduğu için isterseniz bir ispatlayayım bunların neden eş üçgen olduklarını. Bakın şöyle. Şimdi şurası kesinlikle, zaten yukarıda hocamız yapmış arkadaşlarım. İspatını yukarıda hocam yapmış. Ben hiç ispatlamıyorum o halde. Direkt geçiyorum. Bakın mesela alttaki soruda artık cevabı direkt söyleyebilirsiniz. X kaç olacak kardeşim? Direkt 5 olacak değil mi dostum? Yani şunu çizdiğini düşün. Şu köşegeni ve şu köşegeni çizdiğinde senin şu üçgenin ile şu üçgenin eş olduğunu göreceksin. Çünkü köşegenler birbirine eşitti. Şu parçalar eşit. Bu bir. Şu açılar eşitti. 45, 45. Bu da 45'tir. Bu 2. Sonra şuradaki açıların, işte şunlara mesela A diyelim. Şuna B diyelim. A, B, 90. O zaman bu da A olur. Bakın açılarımız 45A. Bu da 45A. Açılar eşit. Ve aynı açının karşısı da eşit olduğu için eş üçgenler diyebiliyorum. Dolayısıyla x de 5 geliyor. Şimdi bundan sonrasında çok uzatmayacağım arkadaşlarım. Direkt 3. sorunun cevabının ne olduğunu biliyorsunuz siz. 4 olduğunu biliyorsunuz. Hemen şu köşegenleri yine gösteriyorum. Köşegenleri çizdim. Ve dedim ki bu üçgenim ile bu üçgenim eş.
Hemen geldim 4 numaralı sorumuza. Yine aynı muhabbeti yapacağız dostlar. Yine şu köşegenleri çizip de gösterebilirsiniz. Hemen çizelim. 3 çizemedik. Şöyle. Ve şöyle. Bakın bu üçgenle bu üçgen eş. Yani x eşittir 3. Yani dh 3. Sonra şu üçgenle şu üçgen eş. Yani y eşittir 5. FO da 5. Toplamları da 8 geldi. Evet, geldik 12 numaralı köşe taşımıza. Kelebek üçgen görüyorum ama bir bakalım ne diyor. CE, EB'nin iki katıymış arkadaşlarım. Şuraya K diyelim. Burası 2K. O halde karenin bir kenarı 3K. Zaten karenin bir kenar uzunluğunu vermiş. KE, B'nin de alanını soruyor bize arkadaşlarım. Şu üçgenin de alanı nedir diye soruyor. Biz önce şurada kelebekten 1'e 3 oranı var. O zaman şurası M ise şurası 3M diyelim. Yani buranın alanı A ise buranın alanı 3A diyelim. Şimdi bize A alanını soruyor. Biz peki neler biliyoruz dostlarım? CEEB'nin şuradaki 3K'nın 4 kök 6 olduğunu biliyoruz. O halde K dediğimiz şey 4 kök 6 bölü 3. Yani şu kenarı buldum 4 kök 6 bölü 3. Peki o zaman bu dik üçgenin alanını da bulabilirim ben. Yani 4A'yı bulabilirim dostlar. 4A eşittir dik kenarların çarpımının yarısı. Şimdi 4 kök 6 bir dik kenarı. 4 kök 6 bölü 3 diğer dik kenarı. Bir de bunun yarısı olacak. Yani 1 bölü 2 yazdım şuraya. Peki kök 6 ile kök 6'nın çarpımı 6'dır. Şunlar çarpımı 6. 3 ile 2'nin de çarpımı 6'dır. Üstteki 6'ları götürdü. Şu 4 ile de şu 4 sadeleşsin. Bakın A eşittir bir tek 4 kaldı. Demek ki aradığım alan 4'müş. Şuna geldik. A, B, C, D kare diyor. Tamam. B, C, E, F'nin iki katıdır diyor. Yani şuna K dediğimizde karenin bir kenar uzunluğu 2K'ymiş. Bakın burası K, burası 2K. Demek ki bu bunun orta tabanı değil mi dostlarım? Yani yan tarafları da iki eşit parçaya bölecek demektir bu. Peki. Alan KEF 4. Şuranın alanını 4 vermiş. Alan ABCD nedir diye de bir soru soruyor bize. Tüm şeklinde alanını soruyor arkadaşlar. Şimdi şuradan aşağıya indirdiğim diklik buradan aşağıya indirdiğim dikliğe eşit. Yani burası 2K ise şu da 2K olacak arkadaşlar. Çünkü orta tabandı bu. Yüksekliği de 2'ye böldüm. Peki üstteki üçgenin alanı tabanı K. Yüksekliği 2K olduğu için çarpıp 2'ye bölüyorum. 4'tü alanı 4'e eşitliyorum. İkiler gitti. K kare 4 ise K eşittir 2 çıktı. Yani karenin bir kenarı 4 geldi arkadaşlar. Alanını soruyor. 16'yı paketledim. Evet şundayız. ABCD kare diyor. Tamam. Oralar 2'ye bölünmüş falan. 4 vermiş şurayı. Alan KEBF. KEBF'nin de alanı nedir diye bir soru sormuş bize. Peki. Şimdi başlayalım. Şurası da 2'ye bölünmüş. 4 var. Şöyle bir şeyler yapsak. Şuraya bir ne diyelim? 2K diyelim. Karenin bir kenarı 4 artı 2K oldu. O halde şurası 2 artı 2K yok 2 artı K. Burası da 2 artı K. Bunu bir yazdık. Evet başka ne görebiliriz buradan diye düşünüyorum şöyle. Orta taban yapsak şuradan bir diklik indirsek. 2 artı K'nın yarısı olur bu. Onu bulmuş oluruz. Bir tek 4'ü vermişti. Şuraya da 4 artı 2K yazalım. Şimdi benzerlik yapacağız arkadaşlar. Yani aklıma da başka bir şey gelmiyor. Daha kolay bir şey var mı diye düşünüyorum ama yok herhalde. Mecbur bir benzerlik yapacağım ben. Ve buradan K'yı bulacağım. Şimdi önce şu bir orta taban. Madem ki orta taban burayı da 2'ye bölecek değil mi? Burayı nasıl 2'ye bölecek? İşte 4 artı 2K ise 2 artı K. Şurası da 2 artı K olur. Şurası da 2 artı K olacak. 4 çıkartırsam 2 artı K'dan 4'ü çıkartıyorum. K eksi 2 gelecek şu ara minicik yer.
K-2 şurası. Şimdi bu da şunun orta tabanı 1 artı K bölü 2 olacak burası da. Hadi benzerleyelim. Bir sürü K'larımız var. Bir benzerlik yapalım bakalım. K-2'nin şuranın tamamına 2K'ya oranı arkadaşlar. Şuraya yazayım ben. K-2'nin 2K'ya oranı eşittir. 1 artı K bölü 2'nin 4 artı 2K'ya oranı. Evet, böyle oldu şimdi. Oranımız bu. Hemen buradan bir içler dışlar çarpımı yapacağız. İnşallah da gelecek öğüt kalemleri uçtu. Şimdi 2K ile şunu çarpalım. 2K artı K kare geliyor burası. İkiler sadeleşiyor. Eşittir. Şurayı çarpalım. 4 ile burayı çarpıyorum. 4K eksi 8. 2K ile çarpıyorum. Artı 2K kare eksi 4K oldu burası da. Şimdi 2K kareler gitti farkındaysanız. Sadeleşti. Yok 2K var burada pardon. 2K kare ile gitmedi. Giden yok. Giden yok. Durun acele etmeyin. Tamam. Giden yok doğru. Şimdi K kareyi bu tarafa alalım. Burada K kare kalsın. 2K'yı buraya alalım. Şurada 4K var. Burada 4K var. Bunlar gitti. Eksi 2K geldi. Bir de eksi 8 var arkadaşlar. Eşittir 0 oldu. Çarpanlarını ayıralım. 4 ile 2. Eksi 4 diyelim. K'ya K. K eşittir 4 geldi buradan dostlar. K'yı da 4 bulduk. Hemen şuradan burası K madem ki 4 burası 6 geldi. K madem ki 4 burası 2K'ydı 8 geldi burası. Yani karenin bir kenarı 12 çıktı bu arada. Şimdi şu üçgenin alanı şu dik üçgenin alanı ne gelecek dostum? 6 çarpı 12 bölü 2 yani 72 bölü 2'den 36 şu dik üçgenin alanı. Sonra şu beyazla taradığım üçgenin alanını bulalım. Bakın bunun K'yı 6 bulduğum için 1 artı K bölü 2 idi burası. 6 yazarsam 6 bölü 2 3 1 de buradan 4 gelir yüksekliğimiz. 4 çarpı 8 bölü 2'den 4 kere 8 32 bölü 2'den 16 geliyor şuranın da alanı. Burası 16 ise 36 olması için buraya da 20 kalacak dedim ve sıçtı. Bir daha bakalım. 6 çarpı 12 bölü 2. 6 çarpı 12 72 bölü 2'den 36 geliyor. Doğru. Sonra 1 artı K'yı ne bulmuştuk? K'yı 4 bulduk lan. K 4. Tamam 4 bölü 2'den 2 bir daha 3. Yükseklik 3. 3 çarpı 8 24 bölü 2'den 12 burası. Heh şimdi oldu. 36 idi. 12 çıkarsa 24 kalır. Denizli. Evet doğru. Öf ne soruymuş ya. Şuna bakıyoruz. ABC'de kare. DF eşittir FC. Tamam. Başka. Onlar da ona eşit. CE eşittir EB. Zaten aynı simgeyi de koysak olur. Çünkü kareydi bu. Ve tüm karenin alanı nedir diye de bir soru soruyor bize amca sağ olsun. Şimdi şuradan hemen bir paralel çizdim. Bak buna K dersem burası 2K çünkü orta taban değil mi bu? Bu da 2K. Sonra şurası 4K. Bakın şurada kelebeği görürseniz 1'e 4 oranı var burada değil mi? 1'e 4. O zaman şurası A ise şurası 4A. Peki A'ya 4 düştüyse 4A'ya ne düşecek? 16. Şimdi devamını şu kırmızı kalemle alabilirsem devamını şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan köşegen çizdim. Bakın buraya ne düştü toplamda? 20. O zaman bu da 20. Tabii ki köşegenin üstüne 40 düştüyse altına da 40 toplamda da 80 olacak diyebiliriz. Evet bu köşe taşların taşında biraz zorlandık gibi hissettim sanki. Şimdi ne kaldı? 13 ile 14 mi kaldı? İki tane köşe taşımız kaldı arkadaşlarım. Saate bir bakayım. Bir saniye. Onu 50 geçiyor. Onu 20 geçe başladı ders. Benim dersim kaçta? 11'de miydi? 11'de dersim var. Tamam o zaman hadi bu iki köşe taşını da yapalım. Birazdan online yüz yüze derse gireceğiz arkadaşlar. Ona girmeden önce şunu da çözmüş olalım hadi. KEB 2 var 12 var alan kap şuradaki alanı bize soruyor x diyelim. Bakın şu x ile 2'nin toplamı şu köşegeni çizersem burayla burası eşit olduğu için bu da x artı 2.
ve köşegenin altında kalan bu üçgenin alanı toplam 2x artı 4 oldu. Ve bu karenin yarısına eşit. Bakın bunun aynısını paralel kenarda, eşkenar dörtgende ve dikdörtgende çözdük. Sonra şu üçgende yine karenin yarısıydı hatırlarsanız. Paralel kenarda öğrendiğimiz kural. Demek ki 12 ile x'in toplamı da diğer bir yarısı. Bunlar birbirine eşit. Buradan x eşittir 8 geldi. Zaten bize de x'i soruyordu. Şuna bakalım. Alan DAE ile EFC. Şuna x diyelim, şuna y diyelim. Aha, şuraya da a diyelim. Bakın arkadaşlarım, yine az önceki yaptığım gibi şu üçgen yarısı. Yani 16 ile a benim karemin yarısı. Şu köşegenin üstündeki x, y ve a. X, y ve a da diğer yarısı. A'lar giderse x ile y'nin toplamı 16'yı yapıştırdım hemen yine. Buna geldim. 14 var, 34 var. BE, CE'nin 2 katıymış. Şuna K diyelim. Burası 2K. Bak şimdi şuraya 2X diyorum ben hemen. 2X. Şimdi şurası K. Şimdi 2K'lık üçgene 2X artı 14 düştüyse şurayı çizdiğimde şu üçgene ne düşecek K'ya? X artı 7 düşecek buraya. Ve dolayısıyla köşegenin altında 3X artı 21 kalacak. 3X artı 21 kaldı bu köşegenin alt tarafı arkadaşlar. Şimdi şu üç, yani köşegenin altı dediğim karenin yarısı. Şu üçgen de, yani 34 ile 2x'in toplamı da karenin yarısıydı. Hemen buradan x eşittir 21'i bu tarafa atarsam 13 mi geliyor dostlarım? X'i 13 buldum. Demek ki 2x 26, bakın şu üçgen 26 artık. Şimdi taralı alanların toplamını soruyor bize dostlarım. Önce bir karenin yarısı, bakın 34, 26 daha 60. Karenin tamamı 120. 120 karenin tamamı. Şurada 60 var. Şurası 60. Bir 60 çıkaralım. Bir de 14 var. Bir de 14'ü çıkarırsak 60'dan 14 çıkacak. 50, 46. Taralı yerlere 46 kaldı. Şu beyazları tüm kareden çıkarttım. Şuna bakalım. K, D, A. K, D, A. Şurası 16'ymış. C, E. E, B'ye eşitmiş. Şurayla da şurası eşit. K, E, F ile A, F, B'nin toplam alanı 6. Şunların da toplamı 6. Şuraya X diyelim. Şimdi dostum bak, şu üçgen ne oldu? 6 ile X'in toplamı. Bunlar birbirine eşit olduğu için şu köşegeni çizersem burası da x artı 6 oldu mu? Ve köşegenin altında ne oluştu? 2x artı 12 oluştu. Bu yarısı. Şimdi şu üçgenin içine ne düşmüş oldu? 16 ile x düştü. Bu da diğer yarısı, yani yarısı. Bunlar birbirine eşit. O zaman x eşittir. Buradan 4 gelir. Bize neyi soruyor? ABC'de. ABC'de karenin alanını soruyor. Şimdi yarısı 16 ile x'in toplamı, yani 20. O zaman tamamı da 40 çıkacak diyebilirim. Evet, 14 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Açıortay görüyoruz dostlar. Buna göre 1 var, 3 var. Bakın şunu birazcık uzatalım. Bazen açıortayları uzatıyorum ben daha çok, ama bir bunu uzatalım bakalım ne göreceğiz. 1'e 3 oranı var. Şuraya A dersem şurası 3A. Dolayısıyla karemin bir kenarı da 3A geldi. Şuraya M dersem şurası 3M. Neyi soruyor bize? BF X'i soruyor. Biz yine açıortayı uzatsaydık biraz daha iyi mi olurdu? Şimdi şurası 4 ise burası da tabii ki 4. 3A 4 ise A 4 bölü 3. Buradan da geliyor aslında ama. Çok mu uzatıyorum buradan? Buradan çok uzatıyorum arkadaşlar galiba ya. Ben yine alıştığımız gibi yapalım. Açıortayı uzatalım dostlarımız. Şu açıortayı devam ettirelim. Oo, yukarıya taşıyor. Şöyle bir devam ettirdim arkadaşlar. Şöyle görebilin diye böyle yaptım. Bakın burada hemen bir Z harfi çıkıyor. Şuna A, şuna A dersem şu Z harfinden şu açımızda A geldi dostlarım. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Şimdi karenin burası 4 ise bu da 4. Şuraya 5 yazalım. 3, 4, 5 üçgeni. Bu da 5 olacak. Şuraya 4 yazalım. Sonra bize neyi soruyordu bu zıbıdı? X'i soruyordu. Şurayı soruyordu. Şimdi karenin bir kenarına 4 dedik. O zaman burası da 4.
Sonra şimdi açıortay buradan buraya bir diklik gittik. Onu mu yapsak? Yoksa direkt benzerlik mi yapsak? Yoksa açıortayın teoremini mi yapsak ya? Evet. Şimdi burası ikizkenar 5 5. Niye tıkandım ben ya? Neyi göremedim buradan? Ha, şurayı da görelim arkadaşlar. Bakın şurada da bir kelebek üçgen var. Ve 4'e 4. Bunu da görmüş olalım. Şunlar da birbirine eşit. Karenin bir kenarı 4 olduğu için 2 2. Bakın şu dik üçgende 2 4 2 kök 5 geliyor. Pisagor'u yaptığımız zaman. Hadi şuna bakalım. Şimdi yine şu açıortayımızı bir uzatalım biz artık hemen. Şöyle uzattık. Şu Z harfini gördük. Bunları hep yamukta öğrendik arkadaşlarım. Açıortay varsa Z harfini yap. İkiz kenarı bul. Şimdi 6, 8 burası 10. E o zaman şurası da 10. Buraya 2 düşüyor değil mi? Karenin bir kenarı 8 olduğu için bu da 8 olacak. O zaman buranın da 10 olduğunu biliyorum. Şuna eşit olduğu için. Buraya da 8 kaldı. Bakın şurada da bir kelebek üçgen var. 8'e 8. O zaman burayı da 2'ye bölecek. 4'e 4. Şurada da Pisagor'umu çakıyorum. 4 var, 8 var. Küçük olanın kök 5 katını alıp 4 kök 5'i yapıştırdım. Şuna gelelim. Kare diyor. E, A bölü D, E oranını soruyor. Şimdi karenin bir kenarına K, K dersek burası K kök 2 idi köşegen. E, burası da K olacak. Ve bakın açıortayda ne yapıyorduk dostlarım? Kolların oranı ayakların oranına eşit. Yani 1'e kök 2 katı. O zaman M'ye M kök 2 diyeceğim buraya da. Buradan da ne geliyor? Kök 2 bölü 1 geliyor. Yani kök 2 çıkıyor dostlarım. Şuna bakalım. Hemen burada bakın şu açıortayı zaten kendi uzatmış. Şu Z harfini yapalım. Şurası da noktalı açı. O halde bununla bu ikiz kenar. Kök 6 ise bu da kök 6. Bunların da kök 3, kök 3 olması lazım ki kök 2 katı karede neydi? Köşegene eşitti. Bize de karenin alanını soruyor. Yani bir kenarının karesini soruyor. 3'tür dedik. Evet, 14'ü de gömdük. Burada durduk. Bir sonraki videoda tarama testiyle devam edeceğiz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.